Herkese selamlar dgr Insta Pro yani dm basma yazılımını göstereceğim arkadaşlar dm gönderme dm basma dm e, Otomatik dm atma toplu dm gönderme Vesaire vesaire çoğaltabilirsiniz İlk başta yazılımın spam konusundan başlayalım arkadaşlar yazılımda spam işaretlenmedikçe yani karşıdaki kişiler sizi Spama sokmadıkça spam yemezsiniz yani Hesabınız banlanmaz Aynı şekilde mesaj gönderim yaparken saatlik gönderim sınır diye bir şey vardır ve onu açtığınız zaman sadece mesaj gönderemezsiniz ve Instagram der ki bir hata oluştu mesaj gönderemiyorsunuz sınırı açtınız der bunu zaten görürsünüz ve kapatırsınız diğer hesaplarda devam edersiniz ki yazılıma birden çok hesap bağlayabiliyorsunuz yani diyelim ki 20 tane hesap bağladınız hepsinin de saatlik sınırı 20 20 çarpı 20 400 yapar yani saatte 400 tane mesaj gönderebilirsiniz demek oluyor bu. 400'ü de 3600'e 400'e böldüğünüz zaman da yaklaşık bir 18-20 saniye aralığında da bir sayı çıkması gerekiyor. O sayıda sizin gönderim süreniz olması lazım. Yani gönderim süreniz 18 saniye ve siz saatte 400 tane mesaj atıyorsanız saatlik 400 400 çarpıda 24 yaparsınız ve yazılım bu şekilde sürekli döngülü döngülü gönderim yapar ki nasıl olduğunu size zaten detaylıca anlatacağım şu an key aldınız ben size bir key vereceğim onu aldınız her şeyi aldınız dosyaları aldınız ben şu an key yi üretmedim yine dosyaları vesaire aldınız ondan sonra ne yapmanız gerektiğini öğreteceğim hemen ben bir key alıp geliyorum devam ediyor galiba key aldım dostlarım şimdi sizde şu ikon gözükmeyebilir bu gözükmüyorsa winrarınız yüklü değil demektir Google Chrome'a giriyorsunuz winrar yazıyorsunuz ilk çıkan sayfadakini ilk çıkan sayfaya tıklıyorsunuz ilk çıkan sayfadaki e, rar'ı da indiriyorsunuz bilgisayarınız 32 veya 64 bits olabilir indirdiğiniz kurdunuz e, böyle ikon çıktı Masa üstünüze sürüklediğiniz dosyayı benim verdiğim dosyayı WhatsApp'tan gönderirim. Genellikle olmadı, mail olmadı. E, Drive'dan gönderebilirim. Aldığınız üstünüze attınız. Sağ tıkladınız ve burada e, klasöre ayıkla seçeneği var. Sizde dizine aktar, dizine çıkart vesaire de olabilir. Şuna tıklıyorsunuz. Buna tıkladıktan sonra dosyamız buraya geliyor. Sizde tıkladığınız yere de gelebilir ya da farklı bir noktaya da gelebilir bu dosyayı bulup Yine aynı bunun altına sürükleyin. Ee, bir farkı yok fakat karıştırmamanız amacıyla. Şunu silebilirsiniz ya da saklayabilirsiniz. Ee, zaten key'inizle birlikte bana dediğiniz zaman e, dosyaya gönderir misin diye gönderirim. Silebilirsiniz. İçiniz yani gönül rahatlığıyla silersiniz. Yazılım şu an dostlarım 2.9.96.5 sürümünde. Yani ne kadar çok güncelleme aldığını ne kadar çok bakım yapıldığını buradan anlayabilirsiniz. Tıkladığınız klasöre tekrar tıkladınız. Geldiniz aşağı indiniz. Burada DG Insta Pro var. Buna tıklıyorsunuz dostlarım. Buna tıklamanız yeterli. Burada K girin diyor. Ben oluşturdum key girdim. Bu key denemeyin çünkü bir saatlik. Hatta ben bu videodan sonra bunu sileceğim. Siz onu da yapamazsınız. Giriş diyorum. Giriş dedikten sonra otomatik olarak sistemim açıldı gördüğünüz gibi. Burada takip et, mobil IP kontrol vesaire alanlar var. Kara listeyi temizle özelliği vesaire var. Çok düresim atacaksanız da bekleme süresi vesaire vesaire. İlk bu panelden başlayalım. Insta aç dediğiniz yer birden fazla Instagram ekleyeceğiniz şey. Mesela tıkladınız Instagram açtınız girdiniz bilgileri tekrar tıkladınız. ikinci Insta'yı bağladınız falan. Insta bağladığınız yer burası. Süre ayarladığınız yer burası. Ben 15 saniye gireceğim. Mesajı ayarladığınız yer burası dostlarım buraya da deneme mesajı deneme DM basma dedim DM gönderme de olabilir. Buradan resim seçiyorsunuz herhangi bir resmi seçebilirsiniz. Ben buradan herhangi bir şu fake bir resmi seçtim. Kullanıcakta kısmında da işte veri çekme alanında çektiğiniz kişileri e, aktarabiliyorsunuz. Burada küçük bir yanlışlık olmuş. Ben bunu zaten düzeltmiş olurum sizi e, bu videoyu izleyene kadar. Veri çekme alanına girelim dostlarım. Burada ayarlar çoktu bilmem ne bilmem ne. Çoklu hashtag ekle yani. Hashtaglerden veri çekebiliyorsunuz. Çoklu kullanıcı ekle. E, Çoklu kullanıcı ekle kısmında da e, kullanıcıların takip ettiğini veya takipçilerini çekebiliyorsunuz. Burada da insta aynı şekilde sadece bir tane insta bağlayabiliyorsunuz Burada da hashtag'den veya tudan çektiğini belirttiğim bir alan var e, Mesaj çek kısmı e, Diyelim ki sizin mesaj kutunuzda insanlar var ve siz bu insanlara mesaj göndermek istiyorsunuz Mesaj çek kısmında oradaki insanları çekip onlara Buradan mesaj gönderebilirsiniz e, Onun dışında filtre alanı dostlarım yani 100 kişiyle 10.000 kişi arasında takipçisi olan insanları almak istiyorsunuz ve bu alanı kullanacaksınız bunu yapmak için işte havuzdan insanları getirebilirsiniz ya da siz ekleyebilirsiniz burada otomatik olarak zaten sayısı şeyi falan şuraya da aralığı giriyorsunuz 500 10 takipçi ile 10.000 takipçi ya da 100.000 takipçi aralığını çek diyeceğim filtrelemeye başla diyeceğim buraya kayıtlı bir şekilde getiriyor isterseniz burayı sıfırlayabilirsiniz her neyse başlayalım yazılımı anlatmaya. İlk baş veri çekmemiz lazım. Küçük bir veri çekelim. Buraya bir tane hesap giriyorsunuz. Dostlarım kullanıcı adı çekim sınırına ben şu anlık 10 gireceğim. Hashtag çekim sınırına da 10 gireceğim. Yani kullanıcı adlarından bir kişinin takipçilerini ya da takip ettiği insanları 10 tane çekecek çıkacak. Hashtag'de de 10 tane post çekecek çıkacak. Şuraya da şifrelerimizi vesaire girdik. Orayı gizlemiş olacağım zaten. Buraya gelelim. Ayakkabı diyelim ya da siz işte ne diyecekseniz iddia, ne bileyim NFT, kripto vesaire vesaire doktor bilmem ne kaydediyorsunuz. Buraya da istediğiniz kişinin kullanıcı adını yazıyorsunuz. Klasik NS batur yazayım. Dostlarım burada takip etmek yani takip ettiklerini Enes Batur'un takip ettiği kişilerden çekmek istiyorsanız sonuna artı işareti koyacaksınız. Takipçilerini çekmek istiyorsanız normal şekilde yazın. Ben takipçilerini çekeceğim. Bunu yaptıktan sonra bunların üçünü ayarladıktan sonra kaydet deyip çıkıyoruz. Zaten otomatik hepsi kaydoluyor. Ve en son insta aça tıklıyoruz. Insta açı tıkladıktan sonra burada siyah bir ekran çıktı. Bunu alt almamız lazım. Kapatmayın kesinlikle. Şu ekranı da kapatır. Tekrar insta aç dediğinizde çalışmaz. Burayı kapatmanız gerekiyor. Başlığını açmanız gerekiyor. Çünkü bir kez bağladınız. Bağladığınız API bir kez çalışır dostlarım. Buradan 10 tane Enes Batur'dan insanları çek dedim. Bastım ve buraya gelecek. Şimdi takipçilerine girip 10 kişiyi çekecek çekim işlem bitti. Havuzuma bakıyorum. Gördüğünüz gibi 9 kişi diyor. Bu şekilde birkaç kişi almadı. Sebebi meçhul. Sanırım daha önceden çektiğim için olabilir. Her neyse şuraya artı yazalım dostlarım. Kaydet diyelim. Tekrar basalım. Bu sefer de takip kısmındaki 10 kişiyi çekecek. Çekim işlemi bitecek. Ve buraya gördüğünüz gibi getirecek. <laughs> buraya getirdik. Çoklu hashtag çek kısmından da e, ayakkabı kategorisinde çekim yapsın. Hatta bu biraz uzun sürebilir. 5 yapalım. Çekimi başlatalım. Bakalım kaç dakikanızı aldım şu ana kadar. Yazıyor mu? 10 dakikanızı almışım dostlarım ya kusura bakmayın Gelecek buradan 10, 10 tane gönderiyi çekti şimdi bir 10-15 saniye falan bekleyecek ee, Çekim işlemine geçecek dostlarım Havuzumu açayım canlı canlı ön izleyin Gördüğünüz gibi bunu alacak <laughs> Şu an normal ilerliyor dostlarım. Yani hızı normal. Sadece sayfa loading kısmından dolayı biraz yavaşlama ya da ne bileyim antispam algoritması belki e, devreye girmiş olabilir. O yüzden bekleme yapabilir. <laughs> ve şöyle bir özellik var en son söyleyeceğim. Bu özellik çok önemli özellik dostlarım. Bizim için bu kadar yeterli. Kapatıyorum. Veri çekme alanıyla işimiz bitti dostlarım. Şu an kapata bastığımız zaman verileri kaydedecek ve kapanacak. Kullanıcı çek kısmına yani kullanıcı ekle kısmında en aşağıda havuzdan getir seçeneği var ve 30 kişi vardı. Havuzdan getir dedim. 30 kişi yoktu. Normalde 29 kişi vardı. Bir boşluğu da getirdiği için yani saydığı için ora normal gözüktü. Havuzdan getir dedik. Kaydet dedik. Gördüğünüz gibi 29 kişi geldi. Burada tek yapmamız gereken Instagram aç butonuna tıklamak. Buraya hesabı gireceğiz. Dostlarım hesabı girdim. Şu an tek yapmam gereken şu butona basmak. Evet diyorum. Canlı canlı ön izleyin. sırasıyla şuradaki kullanıcılara gönderimini sağlayacak. Şu buton zaten kalkmış olacak. Gördüğünüz gibi resmimizi gönderdi. Mesajımızı gönderdi. 15 saniye bekleyecek ve devam edecek. Buraya istediğiniz gibi link ekleyebilirsiniz, resminizi ekleyebilirsiniz, istediğiniz her şeyi kullanıcı ekleyebilirsiniz, link özellikle link ekliyorsunuz, link ekleyebilirsiniz dostlarım. Gönderimlerde bu şekilde bekleyelim. Gördüğünüz gibi dostlarım geri dönüşler vesaire de oluyor. Deneme mesajı, deneme deneme vesaire şeyleri yapabiliyorsunuz. Ee, gönderimler bu şekilde. Ee, bekleyeyim mi, beklemeyeyim mi? Sizin vaktinizi fazla aldım mı, almadım mı? Fazla kararsız kaldım. 14 dakika. Bir 5 dakika daha bekleyelim isterseniz ya da birkaç tane daha göndersin. Ondan sonra kapatayım. <laughs> Dostlarım şimdi bu kadar yeter. Ya bunun gibi gönderim yapıyor işte. Bunun da belli bir sınır var. Bu sınırlar değişebiliyor her hesaba göre. Bu işte sabırlı olup böyle 20 tane falan hesap bağlamanız. Bu 20 tane hesapla da gönderimlere başlamanız öyle yapmanızı tavsiye ederim. Mobil IP değiştirme kısmı var dostlarım. Bir Android telefon bir tane de e, şarj kablonuzu alacaksınız. Telefonu bilgisayara bağlayacaksınız. İnternetini bilgisayara bağlayacaksınız. E, yani bilgisayardan telefonun internetine bağlanacaksınız. Birkaç tane ayar var. Onları da ben zaten size göstereceğim. O ayarı da yaptıktan sonra e, kendi mobil internetinizin IP'sini kullanarak e, değiştirecek. Filtre alanında da insanları... 100 ile bilmem kaç takipçi aralığında ayırt edebileceksiniz. Bu sizin çok işinize yarayacaktır. Aynı zamanda takip et kısmına girdiğiniz zaman burada insta aç diyorsunuz, insta aç dedikten sonra e, hesabınızı giriyorsunuz ve buraya işte havuzdan çektiğiniz insanları yapıştırıyorsunuz ve başlat diyorsunuz ya da filtrelediğiniz kısımdaki insanlar kopyalıyorsunuz buraya yapıştırıyorsunuz ve başlata basıyorsunuz dostlarım. Başlat dedikten sonra o kişileri otomatik olarak takip edecektir. Ee, i̇şlem bu kadardı. Yazılım arkada halen gönderimine devam ediyor. Siz bu aralıkta işte istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Ee, i̇şlemler bu kadar. <laughs> Yazılım bu kadar. Satın almak isteyenler benimle iletişim kuracağınız bağlantıları aşağı açıklama kısmına ve yorum kısmına sabitleyeceğim. Oradan benimle iletişime geçebilirsiniz dostlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bunu da göndersin. Gördüğünüz gibi sürekli DM'leri basıyorsunuz. Buraya 10 tane hesap ekle DM bas. Bu kadar basit, bu kadar kolay. İnsanlar da böyle yapıyor işte böyle yaparak da para kazanıyor. Siz de bu fırsatı kaçırmayın bence. Bay bay.